Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Benim frenk üzümlerim olmaya başladı. Bugün toplayacağım. ve Taze meyveden de e, ekerek fide yapacağım ve size göstereceğim. Şöyle bakın ben topladım. Bu sene az oldu çünkü e, daha yeşil hamken e, kuşlar çok yediler bu sene frenk üzümünü. Neden öyle oldu anlamadım. Kuşlar normalde e, yemezlerdi ama bu sene çok fazla yediler. Ee, şöyle yaklaşık bir kilo kadar oldu. Ee, şimdi bu da geçen ay komşumun bana vermiş olduğu bir fide, böyle minik bir saksıda bu da meyve yaptı. Şimdi bundan böyle alarak hemen küçük bir e, saksıya dikmek istiyorum. Ellerim biraz lekeli kusura bakmayın. Hem böğürtlen topladım, ahududu ve frenk üzümünü böyle elle topladım. Eldiven giymedim. O yüzden ellerim leke oldu. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi şöyle güzelce biraz toprak koydum minik bir saksıya ve Frenk üzümün meyvelerini şu şekilde yerleştiriyorum. İstediğiniz kadar büyüklükte bir saksıya dikebilirsiniz. Saksıya yaparsanız daha iyi olur, toprağa da serpebilirsiniz. Ama toprakta unutup da orayı karıştırırsanız frenk üzümleriniz çıkmayabilir. O yüzden ben böyle minik bir saksıya koydum. Bunlar çıktığında sonucunu sizinle paylaşacağım. Şöyle üzerine bir santim kadar toprak atacağım. Tek elle yaptığım için biraz zorlanıyorum. Şöyle üzerini kapatıyorum ve bunu güneş gören sıcak fakat direkt güneş ışığı üzerine gelmeyecek şekilde yerleştireceğim, sıcak bir yere yerleştireceğim. Çabuk çıkmasını istiyorum. Benim Frenk üzümü yetiştirdiğim saksının içerisine dökülen bu meyvelerden çok sayıda minik minik fideler oldu. Onları da yerine koydum. Daha sonra size gösteririm. Şöyle ektikten sonra sulamasını yapıyorum. Dondurulmuş frank üzümü bulursanız ondan da ekim yapabilirsiniz. Dondurulmuş meyveden de olur. Pişirilmemiş olsun yeter ki pişmemişse olur. Şimdi şöyle koydum. ahududu ve böğürtlen de ektim. Onların da videolarını sizinle paylaşacağım. Bunları da temizleyip dondurucuya koyacağım. Biz kışın bunu idrar yolu enfeksiyonu olduğumuzda ya da böbreklerle ilgili bir sorun olduğunda böyle kaynatıp içiyoruz. Şifası dillere destan gerçekten doğal ilaç diyebilirim. Frenk üzümü fidesini doğal yollarla kurutulmuş frenk üzümü meyvesinden de yapabilirsiniz. Isıl işlem görmemişse o da çok güzel fide olacaktır. Kurutulmuş meyveden biraz daha geç çimlenir. Sabırla beklemek gerekiyor. Frenk üzümü e, güneşi ve suyu çok sever. Hem köklerinden hem dökülen meyvelerinden çok güzel yeni fideler yapar. Bol mahsulleriniz olsun. Hoşçakalın.